matlar. Bunlar figüran. Çünkü bunlar baş oyuncunun, yardımcı oyuncunun ve de karakter oyuncularının, yine söylüyorum, bilerek ya da bilmeyerek figüranlarıdır. Çünkü sana bir şey veriyor, sen de onu pazarlamaya kalkışıyorsun gazeteci olarak. Farkında değilsin. Halbuki oyunun bir parçasısın. Ama seni kullanıyor. Seni kullanıyor o kimse tabii. Yani hem dışarıda Amerika ya da İngiltere ya da İsrail ya da Türkiye ya da Suudi Arabistan hiç fark etmez. Böyle bir tezgah var. Korkunç. Peki o zaman şu anda Türkiye'nin Trump döneminde Suriye'deki varlığı ne olacak? Bence yani tabii şimdi zaten Ocak'ta göreve başlıyor biliyorsun. 20 Trump. Ocak mı? Evet, evet, tam 20 Ocak tören yapılır, sarayda yerleşir. Şimdi dolayısıyla iki olasılık var. Yani demin de söyledim biraz. Yani Trump ilk 4 yılda yaşadıklarından dersler çıkartıp gerçekten Amerikan tarihinde en büyük lider şeyine kapılırsa... O fırsat var elinde. Var tabii. Gerçekten var. Çünkü büyük oyla kazandı. Yani 2016'daki o oy şeyini yükseltti. 5,5 milyon oy fazla oy aldı. Ki o seçimde şeyle kazandığında Hillary'ye karşı, Hillary ondan daha fazla oy almıştı. Ama delegeden dolayı kaybetti biliyorsun, sistem orada öyle. Şimdi hem delege silip geçirdi. Dün yine bir Arizona'da yanlış hatırlamıyorsam orayı da aldı dün gece geç vakit. Yani hani 7 tane şey vardı, eyalet vardı tartışmalı. Temsilciler meclisi, senato. Hepsini aldı. Delege. Delegeler hepsini aldı. Oylarını da çok yükseltti. Dolayısıyla elinde büyük bir güç var. Ciddi bir güç var şu anda elinde. İstediğini yapacak. Tabii önce içeriği dizayn edecek. Pelosi ne olacak? Pelosi de kazandı. Yok, ama çoğunluğu kaybettiler. He? Çoğunluğu kaybettiler. Kaybetti ayrı ama şeyi kazandı yani şu anda. Kendisi kongre, seçildi. Seçildi evet. Şimdi dolayısıyla ciddi önce şunu yapacak. Ekonomi toparlaması. Çünkü kazanma nedeni ekonomidir onun. Yani birinci döneminde çok ciddi ekonomik veriler, Amerikan iç ekonomik verileri çok ciddi iyileşmeler yaşandı. Yani işsizlik konusunda, enflasyon konusunda, SGK konusunda, yani sağlık sigortaları konusunda. Amerikalılar bunlarla ilgilenir. Amerikalılar bizim gibi böyle büyük hikayelerle umurunda bile değil. İşte biliyorsun yani, hiç ilgilenmez öyle şeylerle. Dolayısıyla önce içeriği düzeltecek. Şimdi içeriği düzeltmenin iki koşulu var. Bir, tamam içerideki yasalar, masalar, onu bırakıyorum. Ama ikincisi, bir, Ukrayna'ya 5 kuruş göndermeyecek. Orta Doğu'da 3 kuruş göndermeyecek ama Orta Doğu'dan para alacak. İşte demin söylediğim gibi. Suudi Arabistan Prensi, Muhammed abi gel bakalım sökür 300 kağıt. Öbürüne diyecek ki sen sökür 150 kağıt. Öbürüne diyecek ki işte sen şu kadar, sen şu kadar, sen bu kadar. Büyük ihtimalle tabii emperyalist bir ülke orası, tartışmasız oraya zaten kimse bir şey söyleyemez. Büyük ihtimalle doğru işler yapacağını, Amerikan sistemi aslında. Doğru işler yapacağını ve hem Ukrayna savaşı... Umulan gibi çıkmayacak. Yok, yok. Yani geçen seferki gibi... Yok, yani delilik, mellik falan yapmayacak. Ben delilik, deli diyorduk ya. Öyle bir şey yapacağını... Yine şeye gelelim, Türkiye'nin şeydeki varlığı... Türkiye dediğim gibi senin... O özel yapı söz konusuysa Türkiye ne olacak? İşte o Suriye yeniden dizayn edecekler ya, bölgeyi daha doğrusu dizayn edecekler. Çünkü Hamas'la Hizbullah meselesini çözdüğün an Suriye'nin zaten İsrail'le kavgası söz konusu olmayacak. Şimdi Hizbullah, Suriye ve Hamas'ı kaybeden bir İran zaten her şeyi kaybetti demektir. Bölgede. Dolayısıyla İran şimdiki cumhurbaşkanıyla, reformcu cumhurbaşkanıyla Bezişkiyen'le zaten o batılıya açılacağım falan diyor. Dolayısıyla bu yeni dizaynında, Orta Doğu'nun yeni dizaynında İran'ın da bir şekilde bir yerde yerleştirilmesi bölgede sezilerle konuşuyorum çünkü erken. Ama yeni bir dizaynın olabileceğini düşünüyorum. Ama gene de Türkiye'nin oradaki varlığı. Türkiye işte o büyük dizayn içinde Türkiye'ye rol verilecek. Yani onlar orada kalarak mı o rolü yerine getirecekler? Hayır, çekilecek. O çektirirler. Yani Türkiye Suriye'de olmayacak. Ona izin vermez. Yeni bir dizaynda, çünkü Suriye'nin bir bütünlük olması lazım. Suriye'de tek şu olabilir, özerk, yani özerklik, evet. Kürtlere özerklik verilebileceğini düşünüyorum. Yeni bir Suriye, federal demeyeyim, yani belki federal de olabilir. Şeydeki gibi, Kuzey Irak'taki Kürtler orada gibi, federal, orada anayasa bölgesi. Orada anayasa var. Anayasa federal Irak diyor. Seçimlerini falan yapıyorlardı ama adayları gene Saddam belirliyordu. İşte bu şekilde olmayacak.
Yani her şeyi netleştireceğini düşünüyorum. Ha tamam, her şey dört dörtlük yapabilir mi? Bilemem. Yani sonuçta burası Orta Doğu. Yani 3. Dünya Savaşı tehlikesi geçti mi? Öyle diyor ya kendisi. 3. Dünya Savaşı önleyeceğim diyor. Ben dün mevzu günü yazdım. 3. Dünya Savaşı'nı önleyebilir ama eğer önleyemezse bu sefer 3. ve 4. Dünya Savaşı çıkar. Yani adam çünkü ne yapacağını kimse bilemiyor. Peki, hakkındaki davalar ne olacak? Onlar düştü zaten. Zaten Cumhurbaşkanı olduğu andan itibaren düşüyor. Cumhurbaşkanı yargılanmıyor Amerikan sistemine göre. İkincisi ve üçüncüsü biraz da bize benzeyecek bu konuda. Kim onunla ilgili dava açtıysa onlar hepsini mahvedecek. Yani hiç şakası yok. Zaten bazılarını değiştirmişti zamanında. Ya bir de hani burada biz konuştuk. Dedim ya Amerikan toplumunda kadınlar kadın adaya oy vermiyor. Bir de böyle enteresan bir hikaye var. Ondan yararlandı. Kadınlara Trump. Güvenmiyorlar mı yoksa çok mu maço? Belki de öyledir. Çünkü yani Trump'la ilgili davaların ezici çoğunluğu kadınlarla ilgili. Evet. Yani biliyorsun. Evet. Sarkıntılık, tecavüz bilmem ne. Ona rağmen yani kadınlar yapılan bütün şeyde son yani seçim sonrası yapılan değerlendirmede kadınlar il il gördüm, eyalet eyalet gördüm. Yani ortalamasını söylüyor. 60 küsürü Trump'a vermiş. Şeye vermemiş, Kamala'ya vermemiş yani. Ya, gençler de bak, gençler de vermemiş. Komik olan da o. Bu da şimdi o da şundan kaynaklanıyor bence. Mesela kırsal kesim hepsi şeye verdi, ağırlıklı olarak Trump'a verdi. Çünkü milliyetçi tavır sergiledi. Aynen bizdeki gibi vatan, millet, işte büyük Amerika, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız, ezan susmaz, elinde İncil falan. Trump hep böyle kampanya yapıyordu ya. Oradan kazandı. Ben. Amerika yüzyılı. Aynen aynen öyle diyor zaten. Yo, yo, doğru söylüyorsun. Yani Türkiye yüzyılı diyor. O da öyle. Ona benzer söylemlerle seçimi kazandı diye düşünüyorum. Ve onu da değerlendirecek. Bence değerlendirecek. Ki zaten son dönemi bir daha seçiliyor. Hayır bir daha seçiliyor. Niye? Nasıl o bir ara var. Ara verildi ya. Nasıl? Birinci peş peşe olursa iki sefer. Peş peşe değil ki bu. Abi 2016-2020 seçildi. Ara verildi. Öyle sayılmıyor mu? Sayılmıyor, birincisi sayılmıyor. Şimdi bundan sonra bir daha kazanırsa iki sefer seçiliyor ki yani kafasındaki proje o bir o daha zaman seçilmiyor. En uzun başkanlık yapan evet, kişi olacak. Zaten tarihte ilk defa oluyor bu şey Amerikan tarihinde. Yanlış hatırlamıyorum 1882 olabilir. O zamanın Amerikan devlet başkanı seçiliyor. Daha önce olmadı mı bu? Hayır hayır. İlk defa bak. Hayır ara verip seçilen başka olmadı mı? Bir tane. O bir tane. 1882'de yanlış hatırlamıyorsam seçildi. İkinci dönemde seçilemedi. Gitti, hırslı bir adamdı. Bekledi. 4 yıl bekledi. Sonra tekrar aday oldu ve kazandı. Aynen Trump gibi. Bu ikinci sefer oluyor bu Amerikan tarihinde. Onun için şimdi o birinci dönem sayılmıyor. Şimdi bundan sonra 2025 işte 4 yıl daha koy bir şey daha. Yani büyük ihtimalle bizim 2034'te Erdoğan'la birlikte beraber böyle tıpış tıpış el ele tutuşup. Anayasa bizim anayasamızda yok. Yani arada bir şey olursa falan değil. Bir kişi iki kereden fazla Cumhurbaşkanı olamaz. Kaç seferdir seçildi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Şimdi üçüncü oldu, dördüncüye o zaman hazırlanıyor. Daha ne? Dördüncünün...